Bu yayılı yüklerin merkezini bulma ve tek noktaya indirgeme için hani kısa örneklere bakacak olursak öncelikle burada bakın bir kirişimiz var. Soldan pimle, sağdan bir tekerle sabitlenmiş. Üzerinde dikdörtgen şeklinde bir yayılı yük var. Her zaman bu tür sorularda yayılı yükü bir cisimmiş gibi düşünün. Yani burada mesela bir dikdörtgen cisimmiş gibi düşünün ve onun merkezi nedir? Onu öyle hayal edin. Burada o yüzden mesela şey çizebiliriz. Şu bir dikdörtgen cisim. Şöyle. Ve acaba bunun merkezi neresi? Tabii ki tam ortasından. Mesela tam ortasından şöyle aşağıya doğru olduğu için hepsi. Bu sefer tam ortasından aşağıya doğru bir kuvvet olacak. Efre. Ve bu Efre'yi bulurken de biz bakın W eşit 10 kilo Newton metre vermiş. Bizim Efre'miz ise kilo Newton olması lazım. Yani metreden kurtulmamız gerekiyor. Yani bu birim kuvvet diye düşünebilirsiniz. Ya bir tanesi bunun 10. Bunu ben 5 ile çarparsam tüm uzunlukla bana kuvveti verir. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Aslında bu W dediğimiz bizim Y ekseni. Şimdi bu dikdörtgen gibi düşünün dedik ya. Bunun aslında şurası W eşit 10. Bunun yatayı da şu mesafe basitçe 5. 10 çarpı 5 bana alanı verecek. Zaten alan da benim kuvvetim. Dolayısıyla W çarpı L diyelim. 5'te L. Şöyle. O da bana 10 çarpı 5'ten 50. Bu şekilde direkt tam ortasından Efre olan şu sağda gördüğünüz gibi bir tek noktaya indirgenmiş sistemle bunu değiştirebiliyoruz. Ve tam ortasından olduğu için de şu mesafesi 2,5 oluyor. 2,5, 5'in yarısı olduğunu. 2,5 metre. En mantığı bu şekilde kurabilirsiniz. Bir de üçgen. Bunlar en yaygın kullanılanlar. En basit olanlar aynı zamanda. Bir de üçgen bakalım şurada. Üçgende de aynı mantığı yapacağız. Sanki bir yayılı yük bir cisim gibi düşünelim. Bu bir cisim. Ve biliyoruz ki biz üçgende ağırlık merkezi yatay, şu yataydakine bakıyoruz özellikle. 1'e 2 oranında bölünüyor. Yani şu geniş taraftan 1, diğer taraftan 2 olacak şekilde. Dolayısıyla bunun şuradan bir yerden şöyle göstereyim ben. Ve 6 metre demiş. Şurası 3'e bölersek 2 çarpı 2'den 4 olacak. Burası da direkt 2 olacak. Yani böyle basit şeylerde hemen geometrik özellikleri kullanarak bulabilirsiniz bunu hızlıca. Hiçbir sorun yok bunda. Efremiz ise şimdi bu da Efre. Bunu da tanımlamamız lazım. Bu da yine bu üçgenin alanı. Alanında da bakın şu 600 Newton metre verdiği Newton bölü metre şurası. Üçgenin şu kenarı diye düşünün. Burası 600'müş. Alt kenarı da 6 tamamı. Şurası 6. Dolayısıyla Efre bizim üçgenin alanı olacak. 600 çarpı 6 bölü 2. Üçgen alanını da bölü 2'ye bölüyoruz biliyorsunuz. Buradan da 1800 Newton. Ya da böyle hayal edemediyseniz şu 600 Newton'u vermiş. Newton bölü metre vermiş. Bölü metre ise bunu Newton'a dönüştürmek için metreye çarpmam lazım. 6 ile çarpacağım. Üçgen olduğu için de 2'ye bölmem gerekiyor. 2'ye bölünmeli 1800 geliyor. Ve onu sonrasında işte bu şekilde gösterebiliriz. X mesafesi de 4 zaten. Şu X yüz. Basit cisimleri bu şekilde yapmanız mümkün arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bir sorusu olan var mı burada? Yoksa bir sonraki örneğe geçeceğim.